Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bana sorarsanız valla ben iş başındayım. Bir misafirimiz geldi, eşimin halasının torunu. Bize çok yardımcı oluyor. Tuzumun ağzı kapalı Uğur Böceği ablacığım bu sefer. Nümeysa bardak altı koymuş. Biraz dedim hemen mayalı ama mayalanmasını beklemeyeceğim. Bir poğaça yapayım dedim. Poğaçaya geçen şey yaptığımda biri demiş ki ne vanilya koyulduğunu ilk defa gördüm demiş. Vanilyayı ben yumurtanın kokusu çıkmasın diye koyuyorum içine. Hemen iki tane yumurtamı kırayım. İçine güzelce. Dışarıda oturuyor da onlar semaveri yaptılar ya, eşimin yanına geçmiş olsun ha gelmiş. Bir bardak sıvı yağ. Şöyle vallahi göz kararı yapacağım bu sefer. Onda sap kırıldı. Yoğurdumuz bitti. Şöyle. Şu kadar da yoğurt koydum. Şey için, yumuşak düşmesi için, yumuşak iyi oluyor. Şöyle bir su bardağından az yoğurt. Bazen şu üstüne sürdüğüm zaman yumurta kokusu bir tuhaf oluyor. Onun için yumurta mutlaka kokuyor. Onun için vanilya koyuyorum. Şöyle bir tanesini. Nümeysa, o beyaz kapta yumurta vardı. Bitti mi o? Margarin erittim tavada. Bundan sonrasını elimle yapacağım. Artık şunu üstüne sürmek için ayırdım. Aslında kedi dili yapacaktım ama kedi dilini şimdi biraz zaman alır. Kedi dilini yapmak dolması gerekiyor çünkü. Onun için kedi dili kalsın dedim. Bu çabuk oluyor. Fırını da açtım. Hemen çabuk pişiyor bu. Mayalı ama mayalanmasını beklemiyor ki yani. Eşim anji olursa arkadaşlar Adana'da anji olacak. O zaman size Adana'da inşallah ben görmeyeceğim gilde veya da kaynım gilde kalacağım.
sizlere video çekerim çünkü. Neyle çektin anne? Benim telefonumdan çekerim. Niye benim telefonumun görüntüsü kötü değil ki? Yok, sadece hafızası yetmiyor. Hemen ya çektiğimi yükleyip silmem lazım. Hastanedekini mesela buradaki hastanedekini benimkinden çektim. Hastanede çekerim yine şehir hastanesinde. Adana'nın şehir hastanesi çok büyük. Çünkü bizim rahmetli Metin abi yatarken biz gitmiştik. Bu Osman abiyle gitmiştik. Kendisini göstermek istemiyor. Baksana söylüyor da. Yok diyor. Ondan şey yaptıydı. Orada çekebilsin. Çekerim inşallah sizlere. Demiş biri. Kocam demiş can derdim de. Kocam demiş eline tut da demiş. Şey yap demiş. Ne onun adı? Video çekene kadar eline tutsaydık. Elini de tutarım. Video da çekerim. Seni ne ilgilendiriyor? Yazan da erkek. Sen benim 24 saat yanımda mısın da kocama ne yaptığımı görüyor. Öyle diyeyim yani. Kusura bakmayın kocam diyeyim ama eşim yani. Kusura bakmayın. Hamuru yumuşak olması gerekiyor bunun. Bu da kendi tarifim arkadaşlar. Kimseden almadım bu tarifi. Kaşar peyniri o gün tost için aldı çocuklar. Yemediler. Öyle kaldı. Yemiyorlar hanım. Tostu yemiyorlar bizim çocuklar. Şey pardon tost değil. Kaşar peyniri sevmiyorlar. Yemiyorlar. Gerçi benim de yüzüm yok kaşar peyniri de. Ben de araya gitmesin. Zaten bir yana kuruyuk iyice de. Aa, şey açık kalmış. Ben de şey yapıyorum. Ne onun adı? Poğaçada falan kullanıyorum böyle. Eşime pehriz yapıyorum artık. Kendim yapıyorum pehrizi. Biraz az yesin diye. Aslında o da az yesin derken ya zamanında şöyle bir şey var. Eskiden hani yokluk vardı ya. Eskiden yokluk olduğundan dolayı kaynanam az yedirmiş. Yani az yedirmiş derken yemek az olduğundan, ekmek bol olduğundan kaynanam öyle yedirmiş. Ne olmuş? Çocuklar artık ekmeğe alışmış. Yani ne alışırsa öyle gider. Ne oluyor? Eşim ekmeği yediği için İster istemez kilo yapıyor. Ailecek yani kalıplı da mesela görümcemi gördüğünüz o da kalıplı. İstanbul'daki kaynım kalıplı mesela. Ailece kalıplılar. Adana'daki kaynım kalıplı mesela. Bunlar ailece. Kayınbabam zayıftı biraz. Kayınvalide kalıplı. Rümeysa. Çok değilse kızım gel şunun bir yandan şeyini sür de yumurtasının sarısını sür de üstünün küncüsünü at. Yazındı. Evet geçen sene yazındı. Yaptım böyle. Aynı bu şekilde. Mayalanmasını beklemedim. Çok canım istedi o sırada da. Yaptım neyse. Dışarıda oturduk. Semaveri de yaktık. Çay içeceğiz. Bir baktık eşimin arkadaşı Sabri abi. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir abimizdi. Değerli bir abimizdi. Bir baktık geldi.
Oturdu neyse. İki tane yedi. Dedi şimdi fazla yersem dedi akşam yemeği yiyemem dedi. İki tane yedi. İki tane yedikten sonra neyse işte şey yaptı. Ama ben bunu tuzuna şey hamuruna tuz atmadım. Neyse bir şey olmaz. Tuzsuz yesin. Sonra oturdu adam yedi. Anam adam bir duyduk ki adam korona olmuş ölmüş. Koronadan mı öptü kız o? Kalp krizime geçirdiydi. Koronadan adamcağız bünyesi kaldırmamış, şey yapmış, inşaatçıydı. İnşaatta çalışıyordu. Neyini süreceğim? Yumurtasını al kızım, şunun içine koydum yumurtayı. Sarısını. Fırçayı al. Hemen sürüver. Hamuruna koyayım, tuz atmadım ama bir bak hala azıcık tut hamuruna. Sen baksana. Ben yiyemiyorum çiğ. Sen azıcık bir bakalım. Nasıl? Nasıl? Belli mi? Tuzsuz oldu. Belli. Bir şey olmaz bir ama. Farz et ki pehriz yapayım. Aldım akını aldım. Biraz fazla gitti herhalde. Çok mu tuzsuz kız? Bak anne ben anlamam fazla. Aman bir şey olmaz bile o kadarlıkta. Belli mi? Yok kaşar da koyayım ya içine bir şey yapmaz. Kaşar tuzlu mu ki? Yani tuzlu derken tuzu var yani. Şimdi daha tam tuz. Yok yarısı tuzlu yarısı tuzsuz olur o zaman. Tamam. Sen şu sırayı tuzlu yap. Onu Osman amcaya verirsin. Biz de tuzsuz yeriz. Acele edeyim ya fırın ısındı. Fatma ne yapmıştı gördün mü? Yok. Görmedim. Sildin mi? Ama vallahi şu anda video çekiyor. Kusura bakma. Silmedim. İşte duruyor mu? Bakmadım da silmedim de. Bakmadan mıydı? Ders çalışıyorum diyelim. Ben evdeyim yazdım. Şakasını. Sabahtan beri 3 kişi geldi. Eşimin arkadaşları hep geliyorlar. Geçmiş olsun ha. Dışarıda oturuyor. Musa amcam da geldi ya. Tamam Musa amcam. Aman he 2 kişi. 3 kişi nereden çıktı kız? Kafam karıştı. Kafam hiç Allah kullar belli. Ay hemen olsun da yiyip ben acıktım ya. Sabah hiç doymamış. Selvi! Efendim! Ne yapıyorsun sen içeride? Poğaça yapıyorum sana. Fotoğraf mı çekiyorsun? Poğaça yapıyorum poğaça. Poğaça yapıyor poğaça sana. Fotoğraf mı çekiyorsun? Evet fotoğraf çekiyorum. Niye fotoğraf çekeyim ki? Fotoğrafın ne işim var benim? Hepsi duydu sesini ha. Kız ama bir makine çalıştırmadı mı? Şartel açık. Çalıştırmadı mı? Açık. Buradan şaşırdım. Şarjını da tutayım ama. Bitsin bir şey olmaz. Bunu hemen montajla sizin kanala at. Anne. Hı. Bu seninki yükleniyor. Yüklensin. Anlatsın.
Bunu sade çekeceksin değil mi? Yani bu sade böyle. Bu çıkana kadar sen benimki de biter. O bir de son halini gösterip pişmiş halini. Evet. Bizim videoda. Bu işte ha. Tamam da ne çıkmış yalnız. Akşam oturan hep beraber şöyle sofraya bir çiğ köfte. Millet yapıyor da biz yapamak mı? Niye ne var yani? Yeşillikleri sen temizle getir yanımıza. Koy. Yaparık da acı olmaz. Acı olmazsa çiğ köften tadı olur mu? Çok acı olmasın. Sen bir kere yaptıydın hatırlıyorum ama çok şey olmuştu. Bordo rengindeydi resmen. Niye öyle olmuştu? Çiğ köfte zaten öyle şey olur. Siyah gibi olur şey. İsoptan dolayı. Ama bazıları öyle değil. İsot var evde, ben aldım. Ona şey yapar, koyar geçin. Hayırlısı yani neyse şu baban bir şey olsun da. Üçüncüsünü de at kızım. Şöyle koltuğuna üçüncüyü. Hemen sepeliğe ver. Kesinle beni geçiyor. Arkadaşlar şimdi bu bitsin. Bir de pişince görelim. Ay bulaşık çıktı ya. Üf, sen de. Aa ayağım. Işık da yok ama. Arkadaşlar vallahi poğaçamız çıktı. Mis gibi oldu. Bakın daha şuralarından köpücükler çıkıyor. Ama çok sıcak nasıl elleyeceğim bilmiyorum. Şöyle bakın altı da ne güzel kızarmış. Bu şekilde oluyor. Vallahi var ya bak daha şurada peynir kaynıyor. Kaşar olduğundan beri eridi. Olduğundan. Tamam yiyeceğiz de şunu peleceğim de izleyicilere göstermek için nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bıçakla kes. Bıçakla şimdi hu hu. Çok tamam sıcak, anne vallahi. Çok sıcak işte bıçak. Vallahi arkadaşlar ben bunu şey yapamayacağım. Bugünlük videomuz böyle bu kadar olsun. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.